Herkese tiryakioto.com YouTube kanalından merhaba arkadaşlar. Bu serimiz çok sevildi. Çünkü araçların LED far ampullerini, far ampul kodlarını bulmak gerçekten bazen zor olabiliyor. Yabancı internet sitelerinden baktığımızda da Türkiye'deki kasalarda aynı çıkmayabiliyor far ampul tipleri. Onun için size her hafta birkaç video ile araçların modeline özel olarak hangi LED far ampul uyumludur, onun hakkında video çekmek istiyorum. Bugünkü konumuz Honda. Honda araçlarla alakalı sanırım daha önce hiç çekmedik video. Honda araçlarının en sevdiğim kısmı şu: arıza konusunda çok hassas değiller. Arıza ışığı yakma konusunda hassas değiller. LED dönüşüm yaparken. Yani bazı araçlarda LED dönüşümde hemen arıza ışığı yakarken Honda araçlar kolay kolay arıza ışığı yakmıyor arkadaşlar. Bu bahsedeceğim LED'leri de monte ettiğinizde aracınızda arıza ışığı yakmayacaktır. Kolaylıkla LED dönüşüm yapabilirsiniz. Ayrıca montajları da çok zor değil. Bunlardan kısaca bahsettikten sonra kısa, uzun, sis, ön arka sinyal, geri vites ve plakaya devam değinelim. Ve kısa farda dikkat etmemiz gereken konudan yine bahsedelim arkadaşlar. Çünkü buna dikkat edilmiyor, bazen yanlış LED alınıyor. Alıyorsun, geri iade ediyorsun vesaire, onlarla uğraşmaya gerek yok. Tabii ki her zaman söylediğimiz gibi 0850 840 5879 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere danışıp sipariş verebilirsiniz. Far ampul kodunuzu öğrendikten sonra tiryakioto.com'dan direkt doğrudan istediğiniz seriyle sipariş verebilirsiniz. Burada fotonun Zero serisini getirdim. Kısa uzun sis için şu anda eğer Xenon'luysa birazdan bahsedeceğim. Photon Milestone en üst serimizi getirdim ve diğer LED'lerimizi getirdim. Ancak kısa uzun sisinizde Photon'un bizde bulunan başka serilerinde kullanabilirsiniz rahatlıkla. Burada amacım sadece far ampul soket tipini göstermek. Evet, öyleyse başlayabiliriz efendim. Kısa farlarımız, hemen bakalım. HB4. HB diye düşünmemin sebebi HB4 9006, HB3 9005. Bu konuda dikkat etmemiz gereken şöyle bir şey var. Bazı LED ürünlerinde HB3 ile HB4 tırnak yapısı o şekilde tasarlandığı için tek ampul hem HB4'e eşittir 9006 hem de HB3'e uyumlu oluyor. Ama bazılarında da ayrı oluyor. Onun için HB4 mü HB3 mü net bilmemiz bizim için faydalı olacaktır. Honda FD6 kasa araç hakkında konuşuyoruz bugün. 2006-2012 model arası Honda FD6 modifiyeye en uygun araçlardan biri. Kasa araçlarda kısa farlarımız HB4, yani 9006 diye tabir ettiğimiz far kodu büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle diyorum, videonun en can alıcı noktası zaten bu efendim. Eğer aracınızda far yıkama sistemi varsa, yani aracınızın orijinalinden Xenon'lu olduğunu anlamanın en kolay yolu budur. Far yıkama sistemi var mı yok mu? Aracınızda far yıkama sistemi varsa da D2S diye tabir ettiğimiz far ampulü orijinalinden Xenon'lu bir araca LED takılır mı? Bu soruya da tekrar cevap vermiş olduk. Evet, rahatlıkla monte edebilirsiniz. Bu Photon'un en üst serisidir efendim. Photon Milestone serisi var bizde, D2S'de şu anda. Photon'un Ultimate serileri de çok güzel bir alt serisi olmakla beraber D2S kullanabilirsiniz. Ama bir Xenon'lu değil araç. Yani kısalarınızda orijinalinden Xenon'lu çıksa bile uzun farlarınız için ayrı bir LED almanız gerekecek. Kısa farlarımızı bu şekilde hallettik. Dönüşümümüze devam edelim öyleyse. Uzun farlarımız ise yine HB3, HB4 beraber bu Zero serisinde ve Mono serisinde Photon'da. Dediğim gibi ayrı çıkma ihtimali var. Ama sizin bilmeniz gereken, lütfen not ediniz, HB3 9005 tipindedir uzun farlarınız. Bu bahsettiğim tipler nedir? Farın kendisi, ampulün kendisi değişmiyor arkadaşlar. LED ampulün kendisi değişmiyor. Eğer ilk defa hani LED dönüşüme karar verdiyseniz bunu tekrar hatırlatalım. Soket tipleri, fişleri değişiyor. O soket tiplerinden bahsediyorum şu anda, kafanızı karıştırmasın bunlar. Uzun farlarımız HB3. Sis farlarımıza geldiğimizde, her ne olursa olsun bütün FD6, 2006, 2012 model araçlar arası araçlarda sis farlarımız H11.
Burada gördüğünüz gibi H8, H9, H11, H16 diye yazar. Hepsi birbirinin yerine uyumludur. Bu zaten universaldir. Yani diğerindeki gibi ayrı çıkmaz. Hepsi bir çıkar. Kafanızı karıştırmasın ama H11'dir. H11 olması, direkt kutuda H11 yazması yeterlidir. Sis farlarınızı sisinizdeki ampulü LED'e dönüştürmek için. Bunları böyle köşeye alalım efendim. Kısa uzun sisimizi köşeye alalım kafamızı karıştırmadan. Sinyallerimizi de tabii ki LED yapacağız mı? Elbette yapacağız. Ön sinyallerimiz ve arka sinyallerimiz Japon grubunda %90 ihtimalle çıkan, Japon grubunun en sevdiği T20 tipinde. Ben bunu soket gibi, USB soketi gibi mi diye telefonda bazen hiç bilmeyen müşterilerimize tabir edip öyle soruyorum. Çünkü diğerlerinde tombalak oluyor. Bunlar böyle amiyane tabirler ama daha rahat anlaşılması için hiç bilmeyen insanlar için bu şekilde tabir ediyorum. Ama gelin teknik olarak tam neymiş söyleyelim. WY21 diye geçiyormuş. T20 geçiyormuş derken tabii ki T20 olduğunu biliyoruz ama WY21'deki W21 değil de Y21 nedir? Oradaki yellow yani sarı. Ön sinyallerimiz ve arka sinyallerimiz T20 arkadaşlar. T20 iki takım almanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bir takımda iki adet var. Yani ön sinyaliniz veya arka sinyaliniz. Burada bir parantez açıyorum. Aracınıza mutlaka ve mutlaka önerdiğim bir elektronik modül var. Triaki Otokom'da. Dediğim gibi WhatsApp'tan da iletişime geçebiliyorsunuz. American Park PVM Plus. Bu ürün nedir? 4 çıkışlıdır. Çamurluk sinyallerine de çıkış verir ve aracınızı Amerikan yapar. American Park yapar. Gizli özellikle Honda'larda açmak mümkün değil. Onun için modüle ihtiyacımız var. Modülde de 4 çıkışlı aracınıza çok yakışacaktır. Zaten FD6 kasalar modifiyeye çok müsait araçlar. Geri vites dediğimizde T15. Bu T15, T20, T15 bir küçüğü, biraz daha küçük gördüğünüz gibi. Bunlar far gibi yanar, çok güzel bir geri vites LED'i. Gerçekten tavsiye ederim rahatlıkla. Geri vites tipiniz de T15 arkadaşlar. Son olarak, az önce söylediğim gibi bunların hiçbirinde, bakın masada arıza kesici getirmedim. Arıza kesiciye ihtiyacımız yok. Direkt montajını yapabileceğiz. Plaka LED'imiz ise T10. T10 plaka LED'i alabilirsiniz. Bu plaka LED'inde şöyle bir detay nokta var. Bu LED'lerin tepesinde ufak bir ışık daha var. Bu LED'lerin daha kısa olanları var. Plaka için ben çoğunlukla onu tavsiye ediyorum ama bunu getirmemin sebebi FD6'daki o plakalık yeri müsait. Bu tipteki T10'ları da takabilirsiniz rahatlıkla. Onun için hiçbir problem olmayacaktır. FD6 dönüşümümüz bu şekilde. Lütfen siparişlerinizi ve sorularınızı WhatsApp'tan sorun. Triaki.com'dan direkt sipariş verin. Yorumlarda sizin merak ettiğiniz, ya benim aracım marka, model, yılı şu, şu kasa diye belirtirseniz o aracı özelde video çekip araştırıp sizlere sonucunu paylaşmaya çalışırım. Dediğim gibi internette olan bilgiler genelde ama tam ülkemizde olan kasalarda dönüşüm için net teyitlenmiş bizim satışını yaptığımız bilgilerle gelmek istedim. Hepinizin yolu açık olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen faydalı olduysa beğenmeyi unutmayın.